Molla Gürani, Alaaddin et Tusi gibi Arabistan, Türkistan ve Kırım'dan birçok alim Osmanlı topraklarına geldi. Paralara ve toplara kayı boyunun damgası vuruldu. Türkçe ön plana çıktı ve edebi bir dil olarak gelişti. Yazıcı Zade Ali'nin İbni Bibi'den çevirdiği ve ilaveler yaptığı Selçukname isimli eserde Oğuz boyu ve kayılar öne çıkarıldı. İkinci Murat döneminde gerçekleştirilen yukarıdaki faaliyetlere bakıldığında Osmanlı topraklarına kültürel faaliyetler canlandırılmıştır. Türk kimliğinin yaşatılmasına özen gösterilmiştir. Devlet kuruluşundaki Oğuz etkisi vurgulanmıştır. E, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet Osmanlı topraklarına kültürel faaliyetler canlandırılmıştır. Örnek verecek olursak arkadaşlar e, şu şuradaki öncülümüz buna güzel bir örnektir. Sonra şuradaki alimlerin getirilmesi yine kültürel faaliyeti örnektir. Türk kimliğinin yaşatılmasında Türkçenin ön plana çıkartılması örnektir. Devletin kuruluşundaki Oğuz etkisi vurgulanmıştır. kayı boyu Oğuzların bir boyu. Onu da bu öncüyle eşleştirirsek 1-2-3 el seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Ahmet Yesevi öğretisine dört kapı olarak bilinen şeriat, tarikat, marifet, hakikat ilkeleri üzerine kurmuştur. Öğretisinin Türkler arasında çok etkili olmasının temel nedenlerinden birisi, düşüncelerini anlatmak için o dönemde gelenek olduğu üzere, Arapça veya Farsçayı değil, Türkçeyi seçmesidir. Hece vezniyle yazdığı şiirleri öğretisi hızla yayılarak kuşaktan kuşağa hikmet olarak aktarılmıştır. Yüzyıllarca sözlü olarak yaşatılan şiirleri ve düşüncesi 15. yüzyılda yazıya geçirerek divan Hikmet adı altında toplanmış ve kutsal kitap gibi elden ele dolaşmıştır. Buna göre Ahmet Yesevi ile ilgili olarak aşağıdaki yargına hangisine ulaşılamaz? Türk dilinin korunmasına özen göstermiştir çünkü eserlerini Türkçe yazmış. Türk topluluklarının arasında önemli bir etkiye sahip olmuş. Dolayısıyla onları birleştirici bir arkadaşlar etkiye ne olmuş? Etkileye sahip olmuş diyebiliriz. Eserleri yaşadığı dönemde yazıya geçirilmiştir. Eserleri yaşadığı dönemde yazıya geçirilmiştir. Efendim bu yanlış. Çünkü ne zaman yazıya geçirilmiş arkadaşlar? 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Kendisinden sonra. Türk şiir gelini devam ettirmiştir. Divan Hikmet bunun en güzel örneği arkadaşlar. Ee, İslam dini ve Müslüman ahlaki ile ilgili eserler vermiştir. Zaten yukarıda şeriat, tarikat, marifet, hakikat derken bunu anlatmaya çalışıyor diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Ee, buradaki cevabımız C seçeneği olacaktır diyoruz. Yunus Emre 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamıştır. Şiirlerinde saf Anadolu Türkçesini bütün sıcaklığıyla yansıtmıştır. Eserlerinin başında Risale-i Nusriye adlı mesnevisi gelmektedir. Bu eser bir ahlak kitabı olarak bilinmektedir. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü sözleri bugün de önemini korumaktadır. Buna göre Yunus Emre'nin şiirleriyle ilgili güncelini korumakta, dini tasavvuf öğeler içermekte, halkın anlayabileceği bir dilde yazılmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, güncelliğini korumaktadır arkadaşlar. Çünkü bakın, yaratılanı severim, yaratılan ötürü sözleri bugün de önemini korumakta. Dini tasavvuf öğeleri içirmektedir arkadaşlar. Ahlaki bir kitaptır, bunu da buradan çıkarabiliriz. Halkın anlayıcı bir dilde yazılmıştır. E, Türkçe ile yazılmış. Halk Türkçe konuşuyor. 1, 2, 3 el seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir diyoruz. Mevlana 13. yüzyılda yaşamıştır. Eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme almış ancak bunun yanı sıra nadiren Türkçe ve Arapça kullanmayı da tercih etmiştir. Konya'da yazdığı Mesnevi, Fars diliyle yazılmış en büyük şiirlerden biri olarak kabul görmüştür. Diğer bütün sufiler gibi temel öğretisi tevhid düşüncesi etrafında örgülenir. En önemli meseleleri Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi mafih ne varsa içindedir. mecalis-i Seba ve Mektubat'tır. Buna göre Mevlana'nın şiirlerinde tasavvuf, ahlak, din konularına hangilerine yer verdiği söylenebilir. Evet yukarıya baktığımız arkadaşlar tasavvufi, yani ahlaki dini öğütler, ahlak, e, din arkadaşlar yukarıda bahseden üçü de nedir diyor arkadaşlar? Üçü de şurada bize anlatıyor eserlerinin özellikleri. O doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Ali kuşçu Ulu Bey'in sarayında yetişti ve buradaki Semerkant Rasathanesi'ne baş müderrislik yaptı. Ulu Bey 1450'de öldürülünce Tebriz'e Uzun Hasan'ın yanına gitti. Uzun Hasan onu İstanbul'a elçi olarak gönderdi. Daha sonra Fatih tarafından tekrar İstanbul'a davet edilerek Ayasofya Medresesi'nin müderrisliğine tayin edilmiştir. Matematik ve astronomiye dair eserlerinin yanında kelam ve filoloji konularında da eserler kaleme almıştır. Buna göre Ali Kuşçu'nun Diplomasi, bilim, felsefe alanlarına hangi derece çalışma yaptığı söylenebilir. Evet, diplomasi alanında bir çalışması var. Diplomatik olarak arkadaşlar ne yapmış? İstanbul'a gelmiş. Bilim olarak arkadaşlar zaten öğretmen bilimle uğraşıyor. Matematik ve astronomide yine uğraşması. Bunun dışında arkadaşlar aynı zamanda kelam, İslam felsefesi, kelamla da arkadaşlar uğraşıyor. Kelam İslam felsefesine girer arkadaşlar. Bu doğrultuda baktığımızda arkadaşlar üçüyle de uğraşmış. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Osmanlı padişahların pek çoğunun hattatlık konusunda çok yetkin oldukları ayrıca mahlaslar kullanarak şiirler yazdıkları bilinmektedir. Bu mahlasların bazıları ünvan yani arkadaşlar Fatih Avni Yavuz, Selimi, Kanuni, Muhibbi, 2. Mahmut Adli şeklidir. Yalnızca bu bilgilere göre Osmanlı parçalarının edebiyat, sanat, bilim alanlarından hangilerinde gelişme gösterdiği söylenebilir. Şiir yazıyorlarsa bir kere edebiyat değil mi arkadaşlar? Edebiyat. Sonra hat diyorsa güzel yazı, sanat. Yalnızca bu ikisine bakıldığında arkadaşlar 1 ve 2 ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar bu yukarıdaki bilgiyle yalnız bu bilgiyle bilim yukarı bahsedilmediği için 1 ve 2 C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. Orhan Bey'in devlet işlerini yürütecek kadroların yetiştirilmesine önem vermesinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. Eski sarayda Enderun Mektebi'nin kurulmasına, Pençik sisteminin uygulanmaya koyulmasına, İznik'te ilk Osmanlı medresesinin kurulmasına, bilim, sanat ve kültür ve din adamlarının Osmanlı ülkesine davet edilmesine, Avrupalı uzmanların Osmanlı hizmetine alınmasına. Sorumuz dikkat ettiğimizde Orhan Bey kuruluş dönemiyle alakalı bir soru. Devlet işlerini yürütecek kadroların yetiştirilmesine önem vermesi, eski sarayda Enderun Mektebi'nin kurulmasına olamaz. Çünkü Enderun Mektebi arkadaşlar 2. Murat döneminde kurulmuştur. Orhan Bey'in çalışmalar aslında değil. Pençik sisteminin uygulanmasına arkadaşlar pençik askeri bir sistemdir. Farsça 5 anlamına gelir. Her 5 esir çocuktan birinin orduya alınması. Yani devşirmenin ilk başlangıcı denebilir. Askeri. Sonra İznik'te ilk Osmanlı medresesinin ee, açılış kayısıydı arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde. Devlet memuru yetiştirmek, devlet kadrolarına önemli arkadaşlar ne diyorduk? Bürokrasiyi yetiştirmekti. Doğru cevabımız bu yüzden Ceyhan. Ama D seçeneğine baktığımızda bunun yükselme dönemi olduğu görülecektir. Yine bunun da duraklama döneminden sonra olduğu görülecektir. bize soru Orhan Bey dönemiyle alakalı olacak. Cevabımız C seçeneği. İkinci Murat Kırım, Türkistan, Arabistan'dan birçok bilgini Anadolu'ya getirtmiş. Arapça ve Fars'tan birçok eseri Türkçe'ye tercüme ettirmiştir. İkinci Murat'ın bu faaliyetinin bilimsel ve kültürel çalışmaları artırma, Türk olmayan milletleri asimile etme, Türkçe'yi evrensel bir dil haline dönüştürme amaçlarına hangilerine hizmet ettiği ileri sürülebilir. Evet bu doğrultuda baktığımızda arkadaşlar bilimsel ve kültürel çalışmaları artırma, Doğru. Bakın Arapça ve Farsçadan birçok eseri Türkçe'ye tercüme ettiriyorsa bilimsel ve kültürel çalışma önem Türk olmayan milletleri asimile etme. Arkadaşlar böyle bir durum Türklerin hiçbir zaman böyle bir politikası olmamıştır. Hoşgörü ve adalet Türklerde esastır. Bu yanlış bir bilgi. Türkçe'yi evrensel bir dil haline dönüştürme. Türkçenin kendi arkadaşlar ülkemiz içerisinde konuşulan bir durumla alakalı bu. Başka milletlere Türkçenin öğretilmesiyle alakalı değil şu yukarıdaki verilen bilgiler. O yüzden buna da ulaşamıyoruz. Bizim burada yalnız ulaşabildiğimiz yalnız bir A seçeneğidir diyoruz. Orhan Bey İznik, Fatih Sultan Mehmet Sahne Seman ve Karnı Sultan Süleyman ise Sahne Süleymaniye medreselerini kurdurmuştur. Buna göre Osmanlı Patrikleri yüksek eğitime önem vermiştir medreseler siyasi otoriteden bağımsız bir şekilde eğitim gerçekleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nde medreselerin giderleri vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Evet Osmanlı Partisi yüksek eğitime önem vermiş. Çünkü arkadaşlar medreseler özellikle Sahlı Seman Medresesi sonra Süleymaniye Medreseleri nedir? Bugünkü karşılığı İstanbul Üniversitesi yani yüksek öğretimlerdir. Dolayısıyla bunu yapmalarıyla Yüksek öğretim önem verdiklerinin göstergesidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar e, mahalle mektepleri, sıbyan mektepleri bunlar daha çok ilk öğretim. Medreseler siyasi otoritenin bağımsız bir şekilde eğitim gerçekleştirmişlerdir. Böyle bir şey var mı? Yok. Tam tersine medreseleri kuranlar kimler? Siyasi otorite olan padişahlar, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Süleyman gibi. Osmanlı Devleti'nin medreselerin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır. Doğru bilgi ama yukarıya göre söylenebilir mi? Hayır. Yukarı yukarı sağ söyleyebileceğimiz yalnız bir A seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti'ne medreselerin kurulmasına ve bu medreselerin kaliteli eğitim vermesine azami önem verilmiştir. Osmanlıların bu tutumları idari, hukuk, askeri alanların hangilerine nitelikli eleman ihtiyacına bağlanabilir? Medreselerden arkadaşlar kim yetişiyor? Medreselerden e, ee, devlet kadrosuna, idari kadroya e, ne diyelim e, kişi yetiştiriliyor, eleman yetiştiriliyor. E, medreselerde kim yetiştiriyor arkadaşlar? Örnek vereyim. Kadılar nereden yetişiyor? Medreseden uzman hukuk ihtiyacına. Ama askeri arkadaşlar medreselerden yetişmiyor. Bunlar daha çok arkadaşlar kapul kulları gibi askeri ocaklardan yetişiyor. O yüzden bunu alamıyoruz. 1 ve 2'nin olduğu seçenek C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Eğitim ihtiyacını giderme, eğitim uygulamalarında birliği sağlama, nitelikli memur yetiştirmesini sağlama. Osmanlı Devleti'nin medreselerin kurulmasına önem vermesinde bu amaçlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Evet eğitim ihtiyacını giderme diyebiliriz. Eğitimdeki uygulamalarda birliği sağlama. Bununla alakası yok arkadaşlar. Medreselerin kurulmasıyla alakalı henüz bir eğitim öğretiminden bahsediliyor. Nitelikli memur ihtiyacını yetiştirme yeni medreselerle. Yani kaliteli memur, işini bilen memur ihtiyacı yetiştirme yine medreselerle alakalı. Arkadaşlar 1 ve 3 eee medresenin kurulmasında önemlidir. Fakat medreselerin kurulmasında eğitim uygulamanın birliği sağlama söz konusu değildir. Henüz zaten eğitim Osmanlı Devleti'nde e, tektir Osmanlı Devleti'nde eğitimin çiftleşmesi işte 17. 18. yüzyıllardan sonra etkisini artırarak devam ettirecektir. 1 ve 3'ün olduğu seçenek D seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. Klasik dönemden itibaren Osmanlı medreselerinde sadece ilmiye ve kalemiye sınıfına personel yetiştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisinin medrese eğitimi aldığı söylenemez kadı medrese yetişir arkadaşlar. Müderris zaten medresede de yetişir. Hem ders verendir hem de buradan aynı şekilde ders verenler çıkarılır. Defterdar yine hakeza aynı arkadaşlar. İlmiye ve kalemiye sınıfından. Nişancı da aynı. Cebeci başı cephaneci arkadaşlar. Cebeci ocağı var ya cephaneci bu seyfiye sınıfındandır. Seyfiye sınıfındandır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Şunu unutmayın arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ne yönetenler yönetenler üçe ayrılıyordu. İlmiye e, seyfi e, ilmiye seyfiye seyfi sonra bir ne vardı? Kalemiye kalemiye. Dolayısıyla arkadaşlar ilmiye işte eee Şeyhülislamlar ve medreseler, hukukçular, Seyfiye askeri sınıf, özellikle yönetici, yönetici sınıf, kalemiye de yazışmalara bakan işte e, defterdar, reisül küttab gibi sınıflardı. Bu da baktığımızda cevabımızın en seçin olduğu görülecektir.